Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir Need for Speed Heat videosuyla daha karşınızdayım. Özür dilerim, azıcık geciktirdim. Önceki videoya 10.000 like gelmesi bayağı bir uzun sürdü arkadaşlar ya. Rica ediyorum, videoları izliyorsanız like atın. Şimdi yenisini çekiyorum, hemen göndereceğim size bu videoyu. Biz canlı yayınlarda oyunu birazcık oynadık. Hani bayağı bir demeyeyim, birazcık diyeyim. Oynadık, güzelce bir geliştik. Şimdi o artık yavaş araba klasmanından ben hızlı hızlı çıkmak istiyordum çünkü. Gördüğünüz üzere harika bir E46 yaptım. Harika dedim yani, klasik aslında Most Wanted E46'sı ama bu aslında orijinal M3 GTR değil. Biz bunu body kitledik, jant yaptık, kaplama yaptık. Jant yapmadım, jant orijinal, özür diliyorum. Orijinal jantları çok güzel çünkü. E46 yaptım, bayağı bir performans geliştirmesi yaptım ve arabanın skoru gördüğünüz üzere zaten 268. Yol arabası yaptım, yarışa uygun bir araba yaptım, drift arabası yapmadım. Şimdi ben 21 seviyeyim arkadaşlar oyunda ve size burada diğer arabalarımı göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada ilk arabam Mustang'imdi. Siz bir önceki videoda Mustang'imi görmüştünüz. Çok güzel bir arabaydı Mustang ve bunu da 180 noktaya kadar geliştirdim ama artık yetmiyordu bize. Ondan sonra E46'yı kazandım. Onu da gördünüz ve 3. arabamı da aldım. 3. arabam da arkadaşlar efsane Nissan 350Z. Çok güzel bir araba yaptım burada ve bunu drift'e uygun yaptım. Şimdi ön jantla arka jant farklı diyeceksiniz, evet, çünkü ön jantın aynısı arkada çok mal gibi duruyordu. Farklı bir model gibi gözüküyordu. O yüzden böyle bir şey yaptım. Araba daha bitmedi. Arabanın daha body kiti var. Egzozu, spoiler, osumusu, bir sürü işi var. Ben bu arabaya çok fazla para harcamak istemedim çünkü oyunu drift yapmak bayağı bir zor. Ama yapacağız bu arabayı, merak etme, hani ekstra param olduğu zaman yapacağız. Bunu sadece drift yarışlarında kullanıyorum. 183 skora sahip ve tam bir drift arabası. Hani performans olarak bunu birazcık daha geliştirebiliriz çünkü son parçaları hepsini takmadım. Taktığımız zaman çok daha iyi bir hal alacak. Şimdi arkadaşlar bu videoda hikayede ilerlemeye başlamadan önce ilk önce yeni bir araba yapmak istiyorum çünkü artık E46 bana yetmiyor. Daha iyi, daha güçlü bir arabaya ihtiyacım var. O yüzden hemen dışarı çıkıyoruz. Gündüz yapıyoruz bir de. Gündüz çıkacağız dışarı. Çok güzel oldu şey E46. Hastayım ama orijinal M3 GTR'e ihtiyacım var daha yüksek performans için. Yani ne kadar seviyem yükselirse yükselsin, ne kadar para harcarsam harcayayım, gene de bu araba bir tık her zaman aşağıda kalacak. Daha güçlü motora sahip bir arabaya ihtiyacım var. Ben gene sokak arabası almak istiyorum arkadaşlar. Siz bu arabayı hiç görmediğiniz için bu arabayı bir kullanmak istiyorum. Bir görmenizi istiyorum yani arabayı. Şöyle bir drift yapalım. Araba olabildiğince minimum drift yapıyor ve çift nitro koyduk arabaya. İki tane nitrosu var. Fena da hızlanmıyor. Kötü bir araba demiyorum zaten. Ama artık yetmiyor diyorum. Arabayı garanti artık geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani yarışları artık bu araba kazandırmamaya başladı yani. Bana yarış kazanacak araba lazım ve bu araba artık o araba değil. Yarışlarda sürekli geriye düşüyorum. Ve para da biriktirdim yeni araba almak için. Yaklaşık olarak 359.000'imiz var. Ve seviyede de güzel ilerlediğimiz için sağlam arabalar açabiliyoruz. Şöyle en pahalılara gideyim direkt oyalanmadan. Yani gördüğünüz üzere şu an paramın yetmediği bir araba yok. Eski kasa Ferrari ve Lamborghini'ni bile alabiliyorum. Aston Martin'imiz var. Çok güzel bir araba. i8 Roadster'ımız var. Porsche Panamera, i8 Coupe. i8 Coupe'nin başka bir hali. Bu bizim klanımızda birisiymiş. Burada klan arabaları gözüküyor. Bence çok göz bozan bir şey. İstemiyorum ben klandaki arabaları görmek ya. Harika Nissan GTR. Harikasın sen. Bu arabayı bu arada almayı çok istiyorum. Bence çok da uygun bir araba. Ancak sokak kafası kardeşim. Sokak arabası almayacak mıyım işte? İnadım inat. Şöyle gerilere doğru gittiğimiz zaman size tek tek arabaları göstermeyeceğim. Camaro da arasında ama Camaro da almayacağım. Hatta çok güzel bir Porsche'miz var. Porsche 718 Cayman GT'simiz var. Ama onu da almayacağım. Daha da gidiyorum. Bence beni tanıyanlar 3 aşağı 5 yukarı ne alacağımı tahmin edebiliyorlar arkadaşlar. Tabii ki de bu arabayı alacağım. Bir ucuz. İki motoru harika bir şekilde modifiye edilebiliyor. Artı görüntüsü inanılmaz. Artı bizim duygusal olarak çok özel. Bizde çok özel bir yere sahip bildiğiniz üzere. Brian O'Connor'ın arabası. Ve yola çok uygun. Ve 4 çekiş bir araba sonuçta. Üzgünüm. Birilerinize hayal kırıklığını öğretebilirim ancak merak etme. Oyunda para çok kolay kazanılıyor arkadaşlar. O kadar fazla yarış var ki parayı rahat rahat kazanabiliyorsunuz. Şimdi kullanmak istiyorum. Hemen garaja göndermeyelim. İlk önce onu bir kullanacağım. İlk önce bir sesini dinleyelim. İlk önce bir ses. Vay 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 vay. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Direksiyonu ters. Bu beni rahatsız ediyor ama neyse ki hiç kamera yok. İlk defa bunun bir avantajını görüyoruz, evet. Need for Speed'i en sevdiğim yanı abi. Oyunun sesleri o kadar güzel ki. Akıl almaz derecede güzel yani. Bütün arabaları birebir yapmışlar ses olarak. Çok iyi. Görüntüde de zaten güzel. Bakalım arkadaşlar şimdi bu araba modifiye edildiği zaman bize nasıl bir keyif ve avantaj sağlayacak yollarda göreceğiz. E46'dan çok çok daha güçlü bir araba sonuçta. İnanıyorum ki sağlam bir şeyler yapacağız arkadaşlar.
Hep birlikte şimdi modifikasyona başlıyoruz. Araba şu an 307.000 girmiş. Bir bakalım neler değiştireceğiz. Hemen şöyle yüklemeye başlıyoruz. Burada ben süper klasmanını açtım sonunda. 23 levelde hemen bir tık daha iyisini yapabiliyormuşuz ama hiç beklemeyeceğim çünkü gerçekten güçlü bir ve hızlı bir arabaya ihtiyacım var. O yüzden hemen koymaya başlıyorum süperler arkadaşlar. Şimdiden 182 yaptık. Bakalım E46'dan ne kadar daha iyi olacak? İki arabayı da kıyaslamamız gerekecek bu işin sonunda. Ama çok hızlı gelişti. 199 oldu. Vay vay arkadaş. Tabii ki de turbo yapınca araba bence uçacak. Bir bakıyoruz. 218 mi oldu en fazla? Evet. Direkt turbo charger yapınca güzel oluyor. Burada çift turbo charger var. Biz direkt turbo charger yapacağız. En yüksek skoru o verdi çünkü. En yüksek skoru yapıyoruz. Şimdiden bayağı bir para harcadık. 181 benim kaldı. Vay arkadaş. Şimdi bu nitro meselesi çok karışık. 2x3 mi alsam yoksa 1x6 mı alsam bilmiyorum. Bende bir tane varmış zaten. Şu an arabanın üstünde arkadaşlar 1x3 varmış. Wow. E46'da çift nitro var. Ben buna tek nitro, daha büyük nitro almak istiyorum. Başka arabadan bunun üstüne de takılıyormuşuz ama biz bunu yapacağız. Şimdi süspansiyon konusu çok değişik konu. Burada ilk önce arabaya avantaj sağlayan bir tane yol süspansiyonumuz var. En iyi süspansiyon bu zaten oyundaki şu an. Şimdi bu frenler hiçbir halta yaramıyor. Ay, vallahi hiçbir halta yaramıyor. Yani freni S'yi bile kullanmıyoruz yani, o kadar düşünün. Ama kendi takacağım. Burada direkt bir tane pist lastiği var. Pist lastiği de takabilirim. Bir de şurada yarış lastikleri var. Bunu da takabilirim. Ben yarış lastiği takacağım. Arabanın farlarının bir haller olmaya başladı. Ne oluyor? Clutch dediği şeyi ben henüz tam anlamadım ama motor ve vites kutusu arasında önemli bir şey bu. 206 yapıyor arabanın skorunu. Takacağız mecbur. Vites kutusunu değiştirmeli miyiz bilmiyorum. Hiçbir yararı yok. Takmayacağım. Diferansiyel bir bakalım arabaya ne katacak. Arabanın hiçbir şeyini hiçbir şekilde artı koymuyor. O yüzden koymayacağım. Araba 236 oldu oğlum. Çok düşük kaldı. Niye bu kadar düşük kaldı? Bu moralim bozuldu lan. Bu arabanın E46'dan daha iyi olması gerekiyordu. İki tane nos güçlendirici aldım ama ben anlamadım bu araba gerçekten kötü kaldı. Neyse dur bakalım arabamızın görüntüsünü yapacağız ama ilk önce şu arabayı bir alçaltalım. Allah aşkına bu ne? Bas kardeşim arabayı. Çok mu alçak oldu, dur. İki tık. Üç tık. Üç tık yükselttim. Üç tık iyidir. Kamber tabii ki de koymayacağım. Şimdi bu arabaya sağlam bir görüntü yapmamız lazım. Bu arabaya sağlam bir görüntü yapmak bizim görevimiz arkadaşlar. Bu çok kötü bir body kit. Bu ne abi? Bu da çok kötü arkadaş. Vallahi arabanın stok görüntüsü daha güzel. Ama tabii ki de şöyle bir şey koyacağız arabaya. Şimdi önemli olan zaten aslında burada jant ama. Bir bakayım ön tarafa neler yapabiliyoruz. Fena tamponlar yok. Aynı Forza'ya benziyor tamponlar maalesef ki. Şunu koyabilirim. Sırf değişiklik olsun diye yani. Çok fark yok aralarında. Aşağı ön liplere bakıyorum. Ön liplerde güzel bir şey yok. Bunlar çok bana kekoca geliyor zaten. Şunları da koymuyorum. Farlara bakayım. Farlar sadece karartılıyor mu? Bu kadar mı? Kaputta da hiç güzel şeyler yok. Oğlum bu araba ne? Bu araba stok mu güzel gerçekten sadece? Arabanın en çok görüntüsünü değiştirecek şeylerden bir tanesi dediğim gibi burada jant zaten. İlk önce şu kaliperleri güzel bir yapalım. Brembo'nun büyük kaliperlerini takalım. Disklerimizi aynı şekilde en güzelini takıyoruz. Şimdi ben şurada güzel bir jant beğeneceğim arkadaşlar. Birazcık filmdekine benzetmeye çalışacağım. Filmde de hatırlıyorum nasıl bir jant olduğunu. Bir bakalım ona benzer güzel bir jant bulabilecek miyiz? Şimdi ben şunu beğendim. Buna güzel bir renk verebiliriz bence. Bunu alacağım, tamam mı? Yani çok güzel jantlar yok abi. Oyundaki jantlar 106 tane mini jant var ama bir türlü beğenemiyorum. Bir türlü yakışmıyor arabaya, anlamadım yani. Burada ben kuram yapacağım, tamam mı? En beyazını seçeceğiz böyle. İkinci rengi de aynı şekilde. Metal aç kardeşim. Temiz, güzel. Bütün hepsini uygula. Şimdi biz de bunu kardeşim tabii ki de böyle yapıyoruz, evet. Çok mu büyük olacak acaba öyle? Dur şöyle uzaklaştıralım bakalım. Bu çok mu büyük oluyor? Bir tık küçük mü yapsak? Bir tık küçük yapabiliriz bence. Tamam, bunu yaptıktan sonra bu 96 mıydı? Hemen arka jantı da hallediyorum arkadaşlar. Bütün hepsini takayım hemen şöyle hızlı. Arka farlara bir şey yapmayalım bence. Arka farlar bilmiyorum, karartınca güzel olmuyor. Bu araba neden? Harbiden çok güzel. Ama stokken çok güzel. Nasıl bu kadar güzel olabilir? Arka tampon yapabiliriz. Rüzgarla bilmiyorum karışsam mı, bakacağım. Ona da karışmayacağım galiba. Ya Allah, çıldıracağım ya. Ses sistemi tak kardeşim. Ne işe yaradığını hala bilmiyorum ama tak. Egzoz tipine bakacak olursak bir tane büyük egzoz yapacağım çünkü filmde öyleydi. Öyle hatırlıyorum ben. Bak şu güzel, fena değil ama bir tane daha böyle daha şey boru var. Şöyle bir boru var. Filmde de şöyleydi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Difüzör yani gerek yok, gerek. Ya ha, birinciyi takabilirim, tamam, gerek var. Bir tane takacağım sadece ilk. Evet. Şuradaki yazıyı arkadaşlar değiştirelim. Mervante'ye yapalım, tamam mı? Ama güzel bir görüntüsü olsun. Ben bu görüntüyü hiç beğenmedim ya. Şöyle olsun bari. Orijinal şeyi. Ne yapayım ya? Evet, sanırım arabanın şu anlık dış görüntüsü bu. Tabii ki de daha boyamadım. Hemen boyuyoruz. Çok basit yapacağım bir şey arkadaşlar. Tabii ki de Paul Walker'ın efsane arabasını yapacağız. Most popular den yapalım. En çok yüklenen buymuş. Bundan daha iyisi bence şudur. Evet, bu daha doğru çünkü. Evet, ben bunu beğendim. Bunu yapacağım. Bir şey diyeyim mi? Roket. Roket oldu. Çok tatlı durdu. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar bu arabaya
Neon takmak, evet. Bana isterseniz Apache diyebilirsiniz yorumlarda, ancak bu arabaya bir tane mutlaka takılması gerekiyor. Air takmayacağım çünkü Air'in alan. Beni en çok heyecanlandıran kısım her zaman olduğu gibi egzoz sesi abi. İnanılmaz! Bak şimdi baba, dinle. Bu stok. Üff, o bile çok güzel bence. Şöyle yapalım ilk önce. Bakalım. Rolanti sesinde çok bir değişiklik yok şu an. Bakacağız. Araba agresif daha iyi bence. Tamam, şunu yapacağım. Şimdi bu da çatara pataraydı galiba. Bu çok fazla. Kapatabiliyoruz. Hiç de yapmamazlık yapma. Şöyle yap. Bu kadar iyi. Ben çok çatara patara sevmiyorum çünkü. Bu ne? Ya ben bunun ne işe yaradığını anlamadım arkadaşlar. Bilen varsa söylese Allah aşkına ya. Vallahi bilmiyorum çünkü. Çok saçma yani. Evet, üzücü ama daha iyisini yapamıyorum. Benim anlamadım bu araba seviyesi bence aşırı düşük kaldı abi. 236 ne, ciddi misin ya? Nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Nasıl E46'dan daha kötü olabilir? Aklım almadı. 236 E46 kaçtı? 268, sen şaka mısın ya? Bir denememiz lazım arkadaşlar. Bir denememiz lazım bu iş. Bilmiyorum yani, garip. Hemen deniyoruz. Bu arada o nasıl viraj dönmek lan? İyi dönüyor ha. Yani hızlanmasına dair çok bir şey söylemek istemiyorum. Senin ben kullandığın arabayı var ya. Geri zekalı. Şöyle bir nos basacağım şimdi. Ama burası biraz yokuş yukarı. Nos'un tekli olması daha iyi ya. Vallahi daha iyi. Bilmiyorum abi. Sanki E46 bir tık daha iyi oldu gibi geliyor bana. Ama araba çok iyi viraj dönüyor. Vallahi çok iyi yol tutuyor ha. Çok iyi dönüyor. Helal olsun. Benim bizim şurada şu kızın görevi var. Şu kızın görevine gidelim. Bakalım, o kızın görevleri önemli çünkü. Şöyle bir dönelim bakalım. Şurada aslında var ya, bir 0-100 yapabiliriz. Bir yapalım bakalım. 4 saniyede falan 0-100 yapıyor arkadaşlar. 4 saniye sürdü. Bilmiyorum ha. Vallahi ben bu arabadan daha fazlasını bekliyordum. Keşke R35 alsaydım, R34 yerine. Üzülmedim değil lan. Vallahi üzülmedim. Allah belanı. Niye zıpladık lan? Bir bakalım ne yapacak araba. 270. Hadi aslanım. 280. Ama yokuş aşağı. 290. Kötü değil tabii ki. Ama yokuş aşağı yani. Ah. Ah. Sizin ben yaptığınız işi var ya. 290 iyi ama bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Virajları bayağı iyi dönüyoruz. Viraj, araba çok iyi viraj dönüyor. Yol tutuşu aşırı iyi. Bence bu sebebi 4 çekiş olması. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Bu görevi yapalım bakalım. GTR'le yapacağım ilk görev bu. Umarım beni yüzüstü bırakmaz. Top speed'de yüzmedi ama hızlanma ve arabanın genel skoru düşük. Bakalım ne oluyor. Lan ne güzel gözüküyor. Ay GTR'a bak. Where is this guy? Kim bekliyorduk ya? Uzunlandıran hikaye yapmıyorum. Bu o kız değil mi lan? Ha bir dakika, o kız mı lan bu? Bu mu acaba? Evet. Öğreneceğiz şimdi. Kız mı bu? Vallahi abi o kız. Polisin yanındaki kız. Motoru değiştirmiş. Galiba arabanı geri istemiyorsun. Evet. You guess what, Torres? Tahmin et ne? Parayı gördük. Sizinle bok yediğinizi çok iyi biliyoruz buralarda. Bizimle oynayabileceğini mi zannediyorsun? Bir daha düşün. Sizi çeviriyorum. Bir dakika, bunu ne? Frank Mercer, tanımıyorum. I want to pick somewhere less public next time. You think I'm here for that?
I never wanted any of this. Ben bunların hiçbirisini istemedim. Bu çok ileri gitti. Şey, şov çok ileri gitti diyor. Onun durdurulması gerekiyor diyor. Bu senin işin değil mi diyor. You don't think he has cops watching his back? There's no move I can make from the inside but you. Ben içeride hiçbir şey yapamam diyor. Ama sen yaparsan onun bunu yapacağını göremez diyor. Patronun şerefsiz olduğu için özür dileriz falan filan. Aha, kardeşini karıştırdı. Hey kardeşim, bunun hiçbir alakası yok diyor. Bu daha ileri gidemez. Ya daha hızlı hareket etmeniz lazım. Bu sizin tek seçeneğiniz dedi. Ben bir kısmı kaçırdım çevirirken. Anlamadım orayı. Şimdi ne yapıyoruz diyor. Şimdi birbirimizden uzak duruyoruz. Lanet olsun adamım. Sonra size şey göndereceğim dedi. They're moving stock mu? Stock derken? Sadece bir konuşma mıydı bu görev? Okey. Kızdan bilgi bekleyeceğiz o zaman şimdi. Aha geldi mesaj. Benimle orada buluş diyor. Oha, şehrin öbür tarafında. Of, neyse, hızlı hızlı giderim ben şimdi. Oyunun hikayesini ilerlemek önemli tabii ki de arkadaşlar. Yani gündüzleri sürekli yarış yapsanız acayip para kazanıyorsunuz. Geceleri de çok hızlı seviye arttırabiliyorsunuz, ancak geceleri polislere, yani çok fazla yarış yaparsanız polislere yakalanmamak elde değil. Çünkü seviye aşırı derece artıyor ve polisler harbiden yakalıyor sizi. O bayağı bir sıkıntı. Ben de bunun olmasını istemiyorum tabii ki. Çünkü polislere yakalandığınız zaman normalde kazanacağınızdan çok daha düşük bir seviye kazanıyorsunuz. Bilmiyorum açıkçası, yani oyun zor bir oyun. Ben daha iyi bir arabam olsun diye bu arabayı yaptım. Daha iyi bir arabam olmadı. Aa, Nisan Bey çok üzdün ya. Neyse, belki 23 seviye olursak bir tık daha güçlendiririz bu videoda Aro'yu. Bu videoda 23 seviye olmaya çalışalım. Oyun bayağı sarıyor, özür dilerim, biliyorum ben ilk videoda oyunu pek beğenmedim. Ama bu oyuna yanlış yaklaştığımı düşünüyorum. Bu oyuna ben Need for Speed olarak yaklaşmam gerekiyordu. Forza ile kıyaslamak doğru değildi. Oyunun gerçekçiliğini bir yana bırakıp oyunun size verdiklerini sadece satın çıkarmaya başladığınız zaman, hikayesine kendinizi kaptırdığınız zaman gerçekten eğleniyorsunuz. Çünkü yarışlar çekişmeli falan geçiyor. Hani basit de geçmiyor yarışlar, bayağı çekişmeli oluyor. Araba modifikasyonunu söylememe gerek yok zaten. Araba modifikasyonunu söylenecek yoksa, aa kaza oldu lan, manyağa bak. Mal bu araba ya, yokuş yukarı E46'dan bir tık daha iyi hızlanabiliyor. Ya yani ben açıkçası böyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz de her zaman düşüneceğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz araba hakkında. Bana her zaman tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Şu arabayı yap, şöyle modifiye et. Bu araban zaten var, şunu yap, bunu yap falan filan. Yorumları her zaman okuyorum, özür dilerim, her zaman kalp atmıyorum, cevap vermiyorum ama okuyorum, bunu unutmayın. Sadece drift yaparak değil, yani normal bir şekilde iyi viraj dönmesi çok güzel bir şey. Bir de Nosso'nun hızlı dolduracak parçalar da aldığım için Nosso'nun hızlı dolması çok hoşuma gidiyor. Aaa! Nosso hayat kurtarıyor ya. Vallahi hayat kurtarıyor. Birazcık hasarlı başlayacağız göreve. Belki bizi bir iyilik yapıp hasarımızı siler ama sanmıyorum. Follow the law. Yasayı takip et anlamında bir görev. Hadi bakalım. İzliyoruz. Glad I let that go to voicemail. It was Jordan and she's pissed. What did we do? Taking out Shaw's big news. It's all anyone's talking about. Spotlight's on us now. Let's make sure it stays there. Hell yeah. Ya bazen konuyu kaçırıyorum. Aha. Ne oluyor lan? Onu mu takip edeceğiz? Suspension. Dikkat edin. Çok yaklaşmamamız lazım. You're gonna lose him mi? Ne kaybedeceğim lan, gerizekalı. Oğlum, egzoz şok atıyor. Burada bizim fark edilmememiz imkan değil. Durdum canım. Looks like our boy just has some keys tossed to him. Bir şeyler oluyor, hadi bakalım. We go forward, they're gonna see us. Try backing up, go the way we came. Etrafına ulaşmamız lazım. Bize doğru gelmiyor değil mi? Abi bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Çok iyi hareket ettik.
Bizi görmemesi için her şeyi yaptım, bayağı iyi. İşte klavyeden oynamanın saçmalığı. Böyle azıcık gaza basıp orada gidemiyorsunuz. Basacak basacak, evet. Bayağı konuşuyorlar arkadaşlar. Bakalım bu polis bizi nereye götürecek? Belli illegal bir şeyler yaptın zaten de. Yani zaten polisler hepsi illegal işler yapıyor. Gerizekalı yakaladıkları, geceleri yakaladıkları arabaları satıyorlarmış falan. Evet, buraya park ettirdi, bir bakalım. Sakin olmamız lazım diyor. Aha, Corvette. Oy, ne güzel öttüre gitti. Okay, we're clear. Let's go. Let's go canım, let's go. Tamam, şuraya park ediyoruz şimdi. Nerede lan? Ha, durduk. Ne oldu? Aha. Oo, nasıl araba lan? Lan çok hızlı gidiyor. Aa, bu onun arabası değil ama ha, birisine kondu. Tamam, şimdi anladım. El koydukları bir arabayı kullanıyor. Sanki onunmuş gibi kullandığı için kızdı hatta. Hızlı da kullanıyor şerefsiz ha. 180'le gidiyor polise bak, göt. Şerefsiz. Pardon arkadaşlar, çok sinirlendim. Oğlum burası ne böyle ya? Nereye geldik gene? Evet, hadi bakalım. Lan ya, oğlum güneş gözlüklerim aynı gerçekteki gibi, hiç çıkartmıyorum ha. Alt hızı gitti. Ha. Bunların bazıları bir yarışmıştım mı dedi, öyle bir şey dedi. Hadi bakalım, ne olacak acaba? Gerizekalı yakaladınsak var ya, öldük ha. Burada arabaları okutuyorlar bence. Aa, 350Z'ye bak. Lastiğinden tanıdım. 350Z galiba. Bu, aa, kızın arabası lan. Ne yapıyorlar? Aa, Mustang'e bak. Üf. Arabayı kesiyor oğlum. Vallahi arabaları kesiyor. Holy shit. Bu büyük bir şey diyor. Trunk full of money. Aha. Küfür edecekti. Alt yazı kaydı nasıl? Bayağı küfür etti. Arabasını bulduk çünkü. Plakayı değiştirmişler galiba. Hadi bakalım. Ben Torres'teyim diyor. Bunun durması lazım diyor. Bunu yapmamız için plan lazım. Bir şeyler buluruz dedi. Çıkıyoruz şimdi. Ne yapacak? Bu kesin bir şey yapacak var ya. Vallahi bu bir halt yiyecek ya. Yemedi mi? Yemedi. Ben bu kıza nedense güvenemiyorum. Bu kız, bilmiyorum, benim güvenimi kazanamadı bir türlü. Görev tamam. 22.000 dolar artı 9.000 respect. Respect olarak geçmiyor da olsun. Halen daha gündüz aslında, birkaç yarış yapabiliriz gibi geliyor. Şurada online bir yarış var. Bu online yarış arkadaşlar şöyle. Bizim kurudan bir tanesi giriyor, ondan kullanıcılardan bir tanesi orada yarışıyor. Ondan sonra ne derece yaptıysa, ne süre yaptıysa hepimiz yükleniyor bu. Ve biz de o süreyi yenmeye çalışıyoruz. Bakalım. Ben genelde şu an kadar hepsini yendim. Yarışan adam mal gibi yarışıyor çünkü. Azıcık yarış yapalım, para kazanalım. Belki R35 alırım çünkü. Bilmiyorum, belki sadece seviyelerle yetinir. Bu arabaları geçtim ya. Ay! Ay Allah'ım, ne güzel sıyrıldım az önce. Skyline'ımızla yolumuza devam ediyoruz. Arada çok çizilmiş, çok üzücü. Oyunda çok yağmur yağıyor ya. Bu kadar yağmur yağması bana saçma geliyor. Bir bakalım bu elemanı yenebilecek miyiz? Abi çok iyi arabanın sesi ya. Araba aşırı iyi ses yapıyor. Eleman 1.26 yapmış, bir bakalım. Biz ne yapacağız?
Tabii ki de ondan hızlı kalktık. Neyle yarışıyordu? Akura'yla mı? Ay. Pardon, bir dakika, çok kötü viraj döndüm. Ama oğlum virajlar da viraj değil ki yani, ne diyeyim. Ya zaten bu tarz sevdiğim hepsi böyle viraj yarışları arkadaşlar. Oyun diyor ki en iyi virajı hanginizin döndüğüne bakacağım diyor. Bu elemanda gerçekten kötü viraj dönüyor ve bütün challenge'larda da bu eleman var. Beleşten para kazanıyorum yani, anlayacağınız. Baksanıza temiz temiz dönüyoruz. Şurada bir nos basarız. Daha çabuk gidelim. Hiç el frenine basmadım. Direkt gaz tokatlıyorum. Burada bir el freni. Ay pardon. İşte el frenin aylanlar nasıl tepki vereceğini anlamadığım için. O oyundan kaynaklanan. Temiz. Kaç yaptık? 1-0-2. Tokat manyağı yaparım. Herif 1-1-26 yapmıştı. Speed Ghost Bronze. Ne kadar basit bir adamsın sen. 24 saniye koydum herife. 29 bin dolar Allah'ım. Bu su benim sonuncu gündüz yarışım arkadaşlar. Bir tık daha para kazanmak istediğim için bu yarışı yapacağım. Bir bakalım nasıl sonuçlanacak. Çok zor bir yarış olacağını sanmıyorum. Çünkü giriş seviyesi bayağı düşüktü. 180 istiyordu. Bizim arabamız 230. Rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Ya Mustang çek ya Allah'ını seversen ya. Kalkamıyorsun kardeşim. Ayıp değil mi? Güzel arabalar var. Burada güzel bir tane R32. R32 miydi bu? Mal bana çarptı. Mal. Şu Lancer'ı bir tokatlayayım kardeşim. Oğlum iyi dönüyor. Vallahi araba çok iyi dönüyor. Sevdim bak. Araba viraj konusunda aşırı iyi. Performansı da bir tık yaparsak var ya. E46 çünkü viraj dönmesi konusunda baya kötü arkadaşlar. Bu virajı mesela imkanı yok. Yanlamadan dönemezdiniz. Yanlamadan dönmeye kalktığınız zaman zaten araba baya bir yavaşlıyor. Bakayım bakayım. Burayı da dönemeyiz. Burayı da dönemeyiz. Pardon. Abi o kadar da değil. Tamam, araba güzel viraj dönüyor olabilir ama o kadar da değil yani. Şeye basalım nitromuza. Nitro bir tane aldığım için mutluyum aslında. Güzel almışım. Ama yapılabilir yani. Daha güçlü, daha fazla iten bir nitro ihtiyacımız varmış gibime geliyor. O da zaten bir sonraki seviyede mi ne açılacaktı? Şöyle dönelim kardeşim. Bundan sonraki arabam ne olsun arkadaşlar? Ben karar veremiyorum. Yani GTR olabilir, R35 yeni kasa yani. Siz belirleyin. Yorumlarda mutlaka yazın bunları. Bir bakalım. Canlı yayınları bu arada mutlaka takip edin arkadaşlar. Canlı yayınlarda acayip işler yapıyoruz. Canlı yayınlarda sürekli olarak Need for Speed oynuyoruz. Başka oyunlar oynuyoruz. Sizden ricam, açıklamadaki linkten Facebook sayfamı takip edin. Canlı yayınlara katılın. Benim için önemli. Sizin için de önemli olabilir. Hem eğleniyoruz, bayağı eğleniyoruz. Bütün hikayeyi YouTube'da bitirmediğim için özür dilerim. Ama canlı yayın tekrarlarını izleyebileceğinizi unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalıma mutlaka katılın. Zaten açıklamada Discord var. Discord'a da mutlaka katılın. Şöyle döneceğim. Çok kötü bir virajdı, özür dilerim. Dışarıdan içe doğru dönmem gerekiyordu ama yapmadım. Neyse kardeşim, adamlara 1 km fark koymuşum. Oğlum nerede lan bunlar? Aa, önümde adamlar var. Nasıl önümde lan bunlar? Bakayım yakalayabilecek miyim? İşte arabanızın güçlü olması buna yarıyor arkadaşlar. Adamı tur bindirdim. Kısacık yarışa. Kısacık yarışta tur bindiriyorum. Adam neyle gidiyor? Type-R'la gidiyor hem de. Bu durum bunları fazlasıyla üzmüştür. Selam Type-R. Dur ben seni ittireceğim şimdi. Geç lan şu Mustang'i. Yazık oğlum sana. Geç. Hadi. Monika. Bas kaza. Geçtin mi? Aferin lan sana. Ay. Pardon. Pardon. Kaza yaptım. Oyun kastı. Oyun niye kasıyor ya? Oyunun birazcık stabil problemleri var. Bak ben size söylüyorum. Dünyaya ilk, oyunun dünyasına ilk girdiğim zaman render atması birazcık sürüyor çünkü. 26 bin dolar tertemiz para var ya. Hayvan gibi para. Arkadaşlar artık geceye geçiyorum. Birkaç tane de gece yarışı yaparak seviye kasalım. Bakalım ne kadar seviye kasabileceğiz. Tabii ki de o var. 22 seviyeye yükseldik. Güzel. 190 bin paramız var. Şimdi şuraya girersem 4200 CR veriyor. CR demişim. R veriyor. Çok özür dilerim. CR Forza'da mı vardı? Oha, burada 6000 veriyor. Oo, ama bu çok zor yarış lan. 260'lık araba istiyor. 170-180'de bastım, tamam mı? 180'de bastım, 220'ye kadar yükseltti arabayı. Abi nasıl iyi ya. Nasıl bayağı iyi. Arabanın bu arada hızlanmasını beğendim ben. Araba güzel hızlanıyor. Aslında düşünecek olursak araba skor olarak E46'dan daha düşük ama hem daha iyi viraj dönüyor hem de hızlanması bence fazlasıyla iyi. Ben anlamadım, bu nasıl iş? Güzel bir yarış, uzun bir yarış, hem de güçlü arabalara karşı 6000 seviye vereceği bir yarış bu. Arabanın arka stopları çok iyi gözüküyor ya. Aşırı iyi araba var, manyak oldu. Arkamda araba var mı? Ha, önümde varmış. Ben de önden başlamak istiyorum, yeter artık. Oha oğlum, buradaki bütün araba 4 mü çekiyor? Şu yanımdaki BMW arkadan iç galiba.
Çekilir misiniz? Aa, ben senden bir uzaklaşabilir miyim? Aa, gerizekalık! Üstüme kırdım ol. Lan oğlum, arkandan çarpmamam lazımdı ya. Şu Porsche'yi bir tokatlayayım. Önemli olan o Porsche'yi tokatla. Oha, önündeki Mercedes çok iyi lan. O ne? C63 mu? Aa, inanılmaz sesi var. C63 mu lan o? Önümde bir tane daha BMW var. Onu da tokatlamamız lazım. Bu sprint yarışı. Şöyle bir basabilir miyim ben? Abi, Need for Speed Hızlı Öfkeli 2'de de aynen öyle bir şey vardı. Sahne vardı. Brian nos basıyordu. Bu sprint yarışı değilmiş lan, turluk yarışmış. Şu elemanı tokatlamamız lazım. Bu ne oğlum? 5 kasaya mı biniyorsun lan sen? Ne bu, F90 mı? Selam canım. Merhaba. Güle güle. Nasıl geçeceksin oğlum? Japon oğlum bu, Japon. Hoş, bir Alman iki Japon deriz her zaman ama olsun. Japonlar daha iyi modifiye ediliyor. O bir gerçek. Bakayım yetişebilecek mi bu bana? Oğlum geçti lan. Aa, izin vermem ki mal. Merhaba Nimet, hoş geldin. Kızım, teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum da yarış yapıyordum ya. Şöyle bir basabilir miyim artık? Yeter ya. Adamın arabası kötü değil çünkü. Çok iyi. Aa, polis var, eyvah. Merhaba Nimet. Kızım ne yapıyorsun ya, Allah Allah. Araba kullanırken tehlikeye sokuyorsun beni. Bu final turu muymuş? Kolay oldu. Bastım kardeşim. Nos'la birlikte 6000 CR'yi çok net kazandım. Nimet, inanılmaz bir kedisin sen. Seviyorum seni, tamam, sakin ol. Bu arada aranma seviyesi 2 bu arada. Niye 2 acaba? Önümde polis var, eyvah. Ha, nasıl etkilerden anladın? Güzeldi. Korktum ya. Kızım sakin ol, kızım sakin ol. Öptüm işte, mutlu ol, tamam ya, uf. Ağzına sıçayım ya, görmedim ya. Ah. Ay. Hayır. Nasıl kaçacağız? Sağlam kaçmamız lazım bizim bu elemanlardan. Uzaklaşayım şöyle hemen. Nasıl basalım? Lütfen kaçayım be. Oğlum gireceğim yarış buradaydı ya. Vallahi buradaydı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hemen şöyle döndüm. Kaçalım hemen şöyle. Dönmez değil mi? Dönme abi, dönme. Aman ha. İyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Tamam, ikinci seviye zaten zor değil. Üçten sonra çıldırıyorlar. Üçten sonra çok sinirleniyorlar. Arabaya hayvan gibi çarpıyorlar, vuruyorlar. Çok aptal bir durum var orada yani. Hemen şu yarışa girelim. Önemli olan yarışa girmek çünkü. Hani polis seviye veriyor eyvallah ama. Hem polis kovalamacısı hem de Nimet seviyordum aşağıdan da. Ooo, bebek seni. Kucağıma yatıyor gerizekalı. Şöyle Allah, şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Gerizekalı ya. Kucağıma yatıp duruyor mu? Bebek. Babasının kızı ya. Neyse tamam, Nimet'in dikkat dağıtması bir yana, bu yarışı kazanmamız lazım. Önümde hayvan gibi güzel bir 350 Z var ama arka dişler var, nasıl kalksın kardeşim? Bu orijinal M3 GTR değil bence, E46 o. M3 sadece. Infinity'cim, sen kime şekil şukul yapıyorsun o? Hemen şöyle öne geçmemiz lazım. Bu da zor bir yarış bu arada. Bu da 260'lık arabalarla yarışıyor millet. Eyvah polisler. Hadi eyvallah. Oğlum, mal mısınız dışarıdan dönüyorsunuz bu kadar? Oğlum dönsene! Bu nasıl iş ya? Gerizekalı dönmedi. Aha, aha polis geliyor. Aha geri döndü. Şöyle, Allah'ım! Oy! Çok iyiydi, bayağı iyiydi. Nereden gidiyoruz, düz mü? Ağzına sıçayım. Ben böyle işim var ya, ağzına sıçayım ya. Ya ben nereden bileyim dönülecek ya? Nereden bileyim ya? Allah kahretmesin ya. Üstüne bir de polise yakalandım. Çok iyi.
Nasıl yakalayacağım ben şimdi bunları? İnanamıyorum ya. Yakalamamız lazım abi. Çok çok önde. 600 metre önümde. 3 turluk yarış. 2. tura girdik bile. Çok zor. Bayağı zor. Yakalamam lazım oğlum. Çekil çekil. Ama Allah, iyi yolu görmüyorum ya. Of. Şuradan hemen basayım kestirmeden. Aptal oyun ya. Ben nereden bileyim oradan sağa dönmem gerekiyor ya. Yakalayabiliriz oğlum, hadi ya. Hadi. Çekil, ağzına sıçayım senin de. Aa! Son tur hadi. Elemana çarpmayacağım diye başka kişilere çarpıyorum. Çıldıracağım ya. Çarpma lan. Yeter artık ya. Bu aptalları yüzünden hız kaybedip durmaktan sıkıldım. Bas 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 bas. Hayır. Tamam, burada geçerim. Bu salaklar açıktan dönüyor çünkü. İyi, güzel. Arabam çok hasar aldı oğlum. Bu ne ya? Bu nasıl iş ya? Bir gerizekalılara çarpıyorum, bir trafiğe çarpıyorum. Sinirlendim ha. Gene birinciyim neyse ki. Oğlum buradan sağa dönmem gerektiğini anlamamam büyük mallıktı bu arada. Benim hatam, özür dilerim. Hadi geçmiş olsun. Sanırım polisten de kurtuluyorum şu an. Ama önümde polis var, eyvah. Sıçtık. Selam canım. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. O gelmeden gitmem lazım benim. Kaçıyorum, kaçtım. Tertemiz. Tertemiz var ya. Çok temiz. Eve kadar gidebilir miyiz acaba? Evimiz nerede? Şurada. Gideriz. Yolumuzun üstünde kaldı ev. Çok da iyi oldu. Tahmin ediyorum ki arkadaşlar 23 seviye olmuşumdur. Bakalım. Bildiğin üzere sadece garaja gidince seviye arttırıyor. Çünkü polisi yakalama ihtimali olduğu için öyle bir muhabbet var. Şöyle basalım gaza. Hızlı gidelim evimize. Bir an önce gidelim. Oo, arabanın ağzına sıçtık. Bakayım. 102 binden 193 bine çıkardık paramızı. Üstüne 16.000 seviye puanı kazandık. Üstüne bunu katlıyoruz. Çarpı 3'ümüz olduğu için 48.000. 21 seviyeydi dışarı çıktığımızda. 23 seviye olduk. Ve bu da bize yeni seviyeleri, yeni parçaları açmamıza yetecek şeyi de verdi. Çok iyi abi. Fazla iyi. Yeni arabalar da açtık. Bir bakalım. Oo, eski kasa Beetle açtık. Ondan sonra Volvo Amazon açmışız. Volvo 2... bunlar hep eski. Kardeşim yine bir araban yok mu ya? Oo, bu ne lan? Mini Cooper 17 kasa. Çok iyi. Chevrolet Corvette'in 2013 kasası güzel. Porsche 911 Carrera GTS 18 kasa güzel. 911 Carrera GTS Cabrio. Mercedes AMG GTS Roadster. Çok iyi. Porsche 11 Targa 4. Targa 4. Acura NSX'i çok seviyorum ben bu arabayı. Ondan sonra Polestar 2020 mi? Oha. Lamborghini Diablo 95 kasa. Bu kadar. Bayağı bir araba açtık. 13 tane araba açtık. Vay arkadaş. Diyor ki yeni parçaları bir göz at diyor. Harbiden güzel şeyler açmışım. Hemen bir engine bakıyorum. Hemen şuradan yenileri, süper plusları takmaya başlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir para harcayacağız Nissan'a. Ama bence buna değecektir. Bunu, yeni parçaya bu arada 350Z'yi de takmamız lazım. Yoksa drift atmamız gerçekten çok zor. Canlı yayınları takip edenler yorumuna yazsınlar. Gerçekten araba çok zor drift atıyor şu anda. Bizi bayağı bir zorluyor o konuda. Bu egzoz sistemi acaba ne işe yarıyor? Yani biz takıyoruz ama egzoz sesini değiştirmiyordur diye düşünüyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Turbo bakayım, açtım mı yenisini? Açmamışım. Yeni turboyu 27 seviyede açacağız. Yeni nitro açtık ama. Evet, harika turbo açtık. 1x9 litre açtık abi. 9 litre değil de bu LB nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben bu 1x9'u takacağım. 3x3 çünkü bas kardeşim, o iş öyle olmaz. Drag lastiği takarsam araba bir tık daha iyi hızlanıyormuş. Ama drag lastiği de yani ıslak zeminde ne yapacak bilmiyorum. Deneyerek öğreneceğiz. Takalım. Para bok değil mi kardeşim? Para kazanmıyor muyum ya ben? Bana. Burada Super Plus hızlanmaya bir tık daha iyi edecek bir clutch taktık. Halen daha ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bu kadar. Yola çıkalım ve test edelim. Ama bir şey diyeyim mi? Araba skorunun arabası değil. Araba E46'dan daha iyi. Yani başlangıçta gene arabanın hakkını yedim. Oyunun hakkını yediğim gibi arabanın da hakkını yedim. Evet. Özür dilerim arkadaşlar, biraz hızlı yargılıyorum galiba şey. Bir şey diyeyim mi? Araba manyak hızlanıyor şu an. Araba şu an çok iyi hızlanıyor. Şimdi şu nitro'yu test etmek istiyorum. Oğlum nitro. Nitro inanılmaz oldu. Nitro var ya, roket oldu. Bu arada araba köpek gibi gidiyor abi. Araba köpek gibi gidiyor ama viraj kabiliyeti çok düşmüş arabanın. Bana öyle hissettirdi şu an. Bizim bu nitro'yu daha hızlı doldurmamız lazım. Hoş, bu 9 lm olduğu için
Bence gene fena hızlı da olmuyor. Araba yokuş yukarıya 250 ile girdi, 260 ile girdi. Bir şey diyeyim, ben eski lastiklerimi geri takacağım. Daha yavaş hızlanırım ama daha iyi dönmek zorundayım abi. O iş öyle olmaz yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yola çıktım. Bu yolun sonunda burada bir hız radarı var. Ben burada 200 kaç yapmışım? 270 de geçmişim burada. Eğer 300'ün üstüne geçersem 3 yıldız yapacağım. Bakalım bu arabayla yapabilecek miyim? 270'in üstüne ne kadar çıkabileceğim? E46 ile yaptım 270 tabii ki. Test edeceğiz bakalım. Biraz yokuş yukarı bir yerden başladım ama çok önemli değil. Bayağı bir geriye attım çünkü kendimi. Merak ediyorum ne olacağını. Orası birazcık yokuş aşağı bir yol. 270 zaten başka bir şekilde yapamazdım E46 ile. Bu araba da beni merak içerisinde bırakıyor ne yapabileceği konusunda. Evet, şimdi 270 yapacağız. Daha nitroyu basmadım. Basacağım birazdan. Yaklaşınca basacağım. Allahu Ekber kavşak. Hadi oğlum. 280 bastım nitroyu. 300. Oy! 312. İnanılmaz yaş yıldız. 312 misin be? Sanırım ben videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Tamam, lastikleri değiştirdim abi. O lastikler iyi viraj dönmüyor çünkü. Gerek yok. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen Nitro Speed videolarını beğenin ve yorum yapın. Ne kadar çok beğeni ve izlenme gelirse, çünkü ben o kadar hızlı yapmak istiyorum. Eğer ki canlı yayınlarını takip etmek istiyorsanız açıklamadaki linkten mutlaka sayfamı, Facebook sayfamı takibi alın ve zil bildirimine basın, zil butonuna basın. Ki telefonunuzdaki Facebook uygulamasına bildirim gelsin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Hadi çok iyi bakın. Hoşçakalın.